Gıda sektörü bilgi kirliliğiyle savaşıyor. Gıda hurafelerine savaş açan gıda mühendisi Ebru Akta her işlenmiş gıda kötü değildir. Ambarajlı gıdalar olmasa şu anda ortalık salgından geçilmezdi diyor. Hep öyle biliriz değil mi? İşlenmiş gıdalar kötüdür diye. Ama ezber bozdu bu Tabii. gıdanın kitabını yazan mühendis. Gerçekten Şimdi ezber bakın, bozdu. Burada ambalaj çok önemli bir ambalaj sunum diyoruz ya sunum Aha. bir ambalaj gıda kadar önemli ee, bir defa sıhhi olacak sahatli olacak ve bütün dünyada bu böyle gıda var ürettiniz ama paketleyemiyorsunuz ama elinizde ambalaj yok ya da güzel bir ambalaj yoksa e, sizin o mamulleri yüzde 50 satmamanızın anlamına geliyor bu e, bu ambalaj sektörü son dönemlerde ciddi bir şekilde sıçramalar yaptı. E, sunum diyoruz ya sunum hı hı. şimdi bu kahve geliyor önümüze yanında bir tane çikolata ya da Aha. lokumla geliyor e, bardaklar çok nezi TGRTU bardağı e, fincan kahve e, geliyor önümüze bunlar çok önemli e, şimdi farklı bir şekilde de gelebilir sizin bardağınız efendim bilmeyen ne olurdu hı hı. atıyorum benim bardak başka türlü olurdu bir uyumsuzluk olurdu hı hı. uyum da olmazdı. Bir de çalıştığın kurumun e, korumu hatırlatıyorsun. Evet belki bir yerde senin logon var ama e, burada da e, aynı şekilde logon var ve bir ahenk var. Hı hı. Şimdi e, sen mamul alıyorsun, mal satıyorsun, alıyorsun, bir araya getiriyorsun. E, ama paketlemen yoksa paket diyemiyorsan, ambalaj güzel değilse, albenisi yoksa satamazsınız. Bu birinci şey. Bir de muhafaza etmek açısından hı hı. yani hijyen e, açısından çok önemli. Özellikle mesela e, şeyler var. E, kuru mamuller de var mesela. Fındıktı, fıstıktı, şuydu buydu aklıma bunlar geliyor ya. Evet. Ama aynı şekilde incir de var, üzüm de var. Düşünün. Açıktan üzüm satıyorsun. Hayatta almam ya. Çünkü toz konar, sinek konar bilmem ne olur. İnsanın aklına her şey geliyor ya. Süte sinek düştü der gibi falan. Bunlara dikkat etmek lazım. E, paket onun için çok önemli. Ambalaj onun için çok kıymetli efendim. Evet.